Herkese tolgozbek.com'dan merhaba. Ben genellikle hafta sonu pek video yapmamaya çalışıyorum ama bugün çok özel bir gün. Bugün tarihler 27 Eylül 2020'yi gösteriyor. 90 yıl önce bugün yani 27 Eylül 1930'da ilk Türk tasarımı uçak İstanbul Kadıköy'de gökyüzüyle buluştu. Tasarımı yapan, uçağı imal eden ve aynı zamanda test pilotluğunda yapan Türk Havacılığı'nın efsane ismi Vecihi Hürkuş'tu. Gelin isterseniz bu videomuzda Vecihi Hürkuş'un hikayesinde o ilk yerli uçak kısmına bir birlikte bakalım. K-14 nasıl tasarlanmıştı? Hangi aşamalardan geçmişti? Ve sonrasında bu uçak ne oldu? Gelin bu hikayeyi birlikte dinleyelim. Vecihi kimdir diye sokakta dolaşıp insanlara sorsak birçoğunun aklına Türk sinemasının efsane filmlerinden 1970'lerde çekilmiş Gülen Gözler filmi gelir. Bu filmde Şener Şen'in canlandırdığı zira ilaçlama pilotu Vecihi vardır. Vecihi sevgilisi Ayşen Gruda'nın evinin üzerinden alçaklar çeker, ona gül atar. Hatta bir gün beraber bir çay bahçesinde otururken tepelerinden geçen Boeing 747'yi gösterir Şener Şen. Ve ben Boeing'i Ankara asfaltına indirdim diye söyler. Kamuoyu her ne kadar onu bir film karakteri olduğunu zannetse de gerçekte Vecihi Hürkuş'un hayatı filmi hiç de andırmayacak inanılmaz hikayelere sahip ve aynı zamanda da Türk havacılığı açısından da onlarca ilke sahip ki araştırmalar sonrasında bazen yeni yeni ilkler bulunuyor ve Vecihi Hürkuş'la ilgili yapılan araştırmalara bu ekleniyor. Vecihi Hürkuş, Birinci Dünya Savaşı'nda görev almış bir pilotumuz. Kafkas cephesinde ilk uçağı düşürmüş, daha sonra milli mücadele katılmış, Kurtuluş Savaşımızda görev yapmış, gerçekten inanılmaz yetenekli bir havacı ve o dönem içerisinde bir uçak tasarımına giriyor. Elde kalmış, Yunanlardan ele geçmiş, hurda haldeki uçakların motorlarını alıyor, gövdelerini, kanatlarını birleştiriyor ama bu uçağa, bu tasarımını uçurması için önüne büyük engeller çıkartılıyor. Fakat Vecihi Hürkuş hiçbir zaman pes eden bir insan değil. Önüne gelen bütün engelleri aşmış, açmak için elinden geleni yapmış ve bunu havacılıkla, bilimle, pilotluğuyla, işletmeciliğiyle, eğitimciliğiyle hep çözmüş bir insan. Sonrasında zaten Kurtuluş Savaşı'nın arkasından kendisi sivil pilotluğa devam ediyor. Atatürk tarafından o yıllarda gerçekten Türk havacılığına, Türk sivil havacılığına çok büyük katkılarda bulunmuş. Türk Hava Kurumu'nun kurulması ve organizasyonlarında da yapılarında da görev alıyor. Fakat içinde her zaman... Kendi uçağını yapmanın, tasarlamanın, uçurmanın heyecanını hissediyor. Ve çalıştığı yerden bir buçuk aylık yıllık iznini alıyor. Diyor ki ben bu bir, bir buçuk ay içerisinde uçağın imalatına başlayacağım. Muhtemel o süre yetmeyecek. Bu iznini bir buçuk ayda daha arttırma şansım var. Yani toplam üç ay içerisinde ben sıfırdan bir uçağı yapacağım diyerek çalışmaları yapmak üzere o zaman evi de İstanbul Kadıköy'de ve Veci Hürkuş orada bir atölye kiralayıp çalışmalara başlıyor. Tabii 1930 yılından bahsediyoruz. Gerçekten o yılın uçakları gerçekten çok basit. Ana malzemeleri ahşap, bez kaplanıyor ahşap. İşte kumanda telleri, vida bağlantıları falan gibi metal parçalar var. Motoru dışarıdan temin ediyor. Ve birleştirip bir uçak yapabilmek mümkün. Kadıköy'de çalışmalara başladığı zaman iki teknisyeninin yanı sıra iki marangoz ustası ve bir hızar ustası da ona yardım etmeye başlıyor. Fakat Vecihi Hurkuş o kadar hırslı, o kadar istekli ki kısa zaman içerisinde ekibi de onun gibi çalışmaya başlıyor. Hesabı 5000 adam saatte bu uçağın biteceği yönünde ve her şey planlanmış, malzemeler alınmış. Bulamadığı malzemeler için de yerli imkanları zorlamaya başlıyor. Mesela o yıllarda uçaklarda kullanılacak özel ahşaplar var. Bunları Anadolu'dan temin ediyor ve yaptığı statik hesaplarda bu ahşabın, ithal ahşabın yerini tutabileceğini ispat ediyor ve bunları kullanıyor. İşte uçakta bir kontrol kontroplak olması lazım. 2 milimetre kalınlığında bunu İstanbul'da Halıcıoğlu'nda Kelebek diye bir marangozhane var, bir mobilya üreten yer var. Oradan imal ettiriyor. O kadar büyük bir tempoyla ve istekle çalışıyor ki günde 3-4 saat uyuyarak bütün hayatını günün 20 saatini o atölyesinde gerçekleştiriyor. Bazı bulamadığı malzemeler için örneğin şu anki Atatürk Havalimanı Yeşilköy o zaman ismi. Yeşilköy'deki Yabancı havayolu şirketlerine bakım merkezleriyle konuşuyor. O malzemeleri temin ediyor. Ve herkes ona yardım ediyor. Kadıköy esnafı da aldığı işte o keresteler, çeşitli makineler, edevatlar için diyor ki sen milli bir iş yapıyorsun. Biz senden para istemeyiz. Sen bunu al ve uçur diyor. Bunun da getirdiği gerçekten çok büyük bir moralle birlikte vecihi hürkuş tasarımını gerçekleştirip hayata geçiriyor, inşa ediyor. Bu çift kanatlı bir uçak. Dediğim gibi ahşap ana yapısı. Nereden baksanız çok önemli bir kısmı ahşap ve e, sadece dediğim gibi metal parçalar, motor ve kumanda telleriyle işte onu tutan vidalar, çeşitli böyle metal ufak ufak parçalar ki bu bölüm nereden baksanız işte uçağın %20'lik bir kısmını bile oluşturmuyor. Uçağın tasarımı yapılıyor, imalat, işte boya aşaması falan derken en büyük problem uçağı tutacak lastikler. Ya lastik yok. Nereden bulacaksınız? Bulamıyor. Oraya bakıyor, buraya bakıyor. Çok kısıtlı vakti var ve aklına bir fikir geliyor. Kendi otomobilinin lastiklerini söküyor. Ve o lastikleri uçağa monte ediyor. Fakat tabii gram gram her şeyi hesapladığı için uçağın ağırlığı yaklaşık 4 kilogram artıyor. Fakat yaptığı hesaplar sorunsuz bir şekilde uçağın uçacağını gösteriyor. Ve bu 4 kiloyu da bir şekilde kompansa yani karşılayacağını hesaplıyor ve mühendislik olarak da bunun projesini kenara koyuyor. Veci Ürküş uçağını hazırlıyor ve ilk uçuşun yapılacağı yerler için Kadıköy'de işte tarlalara bakıyor, orasıya bakıyor, burası olmaz, şöyle olur, buraya rahat götürürüm çünkü... E, yaptığı atölyeden uçağı gövdeyle çıkartacak, kanatlarını orada monte edecek. Araştırıyor, araştırıyor, araştırıyor ve günümüzde artık büyük büyük gökdelenlerin yükseldiği Fikirtepe'yi uygun görüyor. Fikirtepe'de e, özel bir alan hazırlanıyor. Halktan tabii dehşet büyük ilgi var. Götürüyor uçağını, motor çalıştıracak. Motor çalışırken bir problem oluyor. Ama teknisyen ile birlikte hemen iniyorlar uçaktan, bakıyorlar. Probleme motorda müdahale ediyorlar, çözüyorlar. Arkasından teknisyeni Hamit pervaneyi kuruyor. Eliyle çevirerek motoru çalıştırıyor. Ve zaten bütün yer testleri yapılmış, hesaplamalar, kitaplamalar, her şey hazır. Polise işaret ediyor, halkı emniyete alıyor. Çünkü uçak koşturmaya başladığı zaman emniyetsizlik bir durumla karşılaşmaması lazım. Vecihi K-14 Fikirtepe'den havalanıyor. Ve 15 dakikalık test uçuşunu 27 Eylül 1930 tarihinde başarıyla gerçekleştiriyor. Başarıyla gerçekleştiren uçağın fotoğrafına baktığınız zaman gövde üzerinde bir TC harfi göreceksiniz. Türkiye Cumhuriyeti. Hala sivil uçaklarımızda bütün tescil yani uçan plakası diyelim TC ile başlar. 3 harf vardır işte A ile B ile C ne ile başlıyorsa 3 tane harften oluşur. Orası boş. Çünkü uçağına tescil alacak yani bir plak alacak. Hani bunu yaptığını ispatlayacak ve bir uçak modeli olarak kayıtlara geçirecek. Ve ikinci uçuşunu Fikirtepe'den yapıyor tekrar. Kalkıyor Fikirtepe'den Yeşilköy'e iniyor. Arkasından uçağını e, Ankara'ya götürüyor. Ankara'da sergileniyor ama uçakla ilgili inceleme başlatıyorlar. O yıllarda öyle Ulaştırma Bakanlığı falan yok. Milli Savunma Bakanlığı var. Milli Savunma Bakanlığı diyor ki ya bizim diyor daha önceden Türkiye'de öyle bir sıfırdan tasarım bir uçak yapılmadı. Bunu teslimini vermek üzere bu kadar yetişmiş mühendisimiz yok bu konuda ileri gitmiş bir ülkeye veci hürkuş bunu götürsün diyorlar. Yazışmalar başlıyor, araştırmalar başlıyor ve sonunda veci hürkuş Çekoslovakya'ya uçağını götürmeye karar veriyor ama e, tabii şimdi uçarak gidemez oraya. Nasıl götürecek? Trene yüklüyorlar uçağı. Demonte hale getiriliyor. Gövde ve kanatlar ayrı ayrı. Praha gidiyor İstanbul'dan uçak. Götürülüyor ve orada Çek Cumhuriyeti, Çekoslovakya daha doğrusu o zamanki adıyla havacılık teknolojisinde gelişmiş bir altyapıya sahip. Halen Çekler de havacılıkta gerçekten çok ileriler. Hatta bu ultralight olarak adlandırılan uçakları da e, imal eden çok önemli bir pazar yerine sahipler. Çok sayıda şirketleri var. Onlar mühendislik açıdan deniyorlar, işte test uçuşları sonuçlara bakıyorlar ve vecihi K14'e uçabilir sertifikasını veriyorlar ve 23 Nisan 1931'de yani o gün Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı biliyorsunuz. Bu sertifika Veci Hürkuş'a takdim ediliyor. Ardından Veci Hürkuş Prag'dan o kendi uçağıyla havalanarak tekrar ülkemize dönüyor. 27 Eylül 1932'de de ilk özel uçuş okulunu İstanbul'da kuruyor ve o gün 12 öğrencisiyle birlikte Veci Hürkuş uçuş eğitimi vermeye başlıyor. Türk Havacılığında Vecihi Hürkuş'un onlarca ilki var. İşte askeri kariyeri, sivil kariyeri, ilk uçağın tasarlanması, uçak mühendisi olması, üretimi, kurduğu uçuş okulu, yolu derken inanılmaz şeyler var. Ve onunla ilgili bu araştırmaları Vecihi Hürkuş Müzesi Derneği gerçekleştiriyor. Derneğin başında da gerçekten bu konuya hayatını vakfetmiş diyeceğimiz Avukat Bahadır Gürer Beyefendi var. Hedef 27 Eylül tarihinin Türk Sivil Havacılık Günü olarak kutlanması. Çünkü gerçekten bu tarih ilk Türk yapımı uçağın gökyüzüyle buluştuğu çok önemli bir tarih. Umarız bu gerçekleşir diye. Bunları anlatırken tabii Vecihi Hürkuş ismi çok önemli bir isim. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi geliştirdiği eğitim uçağına Vecihi Hürkuş'a atfen Hürkuş ismini vermiş durumda. Gördüğünüz gibi ben de bu Hürkuş'un tişörtünü giyerek karşınızdayım. Tabii ki Vecihi Hürkuş adının da yaşatılması için önemli katkıların yapılması gerekiyor. Bu katkılardan birinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayi gerçekleştiriyor. Tasarlanan eğitim uçağına Hürkuş adı verilmiş durumda. Hürkuş B modelinin Türk Hava Kuvvetleri'ne teslimatı bekleniyor. Daha sonrasında Hürkuş'un C modeli içinde e, ki bu yakın hava desteği e, görevlerinde kullanılacak bir model olacak. Vecihi Hürkuş'un adı yaşatılacak. Zaten Hürkuş A modeli de Türkiye'de Avrupa Havacılık Otoritesi EASA onaylı ilk sivil uçağımız olmuştu. Daha sonra da Vecihi Hürkuş'un ismi jet motorlu bir model olan Hürjet'te yaşatılması planlanıyor. Umarız bu TUSAŞ'ın gerçekleştirdiği Hürkuş, Hürjet projeleri Vecihi Hürkuş'un adını yaşatmak için çok önemli adımlar olur. Ve Türk Havacılığı'nın da dünyaya gösterilmesi açısından, dünyada o bayrağımızın dalgalanması açısından önemli vesileler haline gelir. Umarız TUSAŞ'ın yaptığı Hürkuş, daha sonra geliştirilen Hürjet uçakları, Türk Havacılığı'nın efsane ismi ve C. Hürkuş'un adının yaşatılması açısından çok önemli adımlar. Umarız bu uçakların tasarımları başarılı olur ve gökyüzünde, dünya gökyüzünde diyelim bayrağımızın dalgalanmasına vesile olur. Bugün size ilk Türk yerli uçağının hikayesini, ilk uçuşunu anlattım. Dediğim gibi 27 Eylül umarım Türk Sivil Havacılık Günü olur. Her gün farklı videolarla sizlerin karşısına çıkıyoruz. Havacılık ve savunma konularıyla karşınızdayız. Bize lütfen sorularınızı yorum olarak yazın veya info.tolgozbek.com mail adresine gönderebilirsiniz. Detaylı havacılık ve savunma haberlerimiz tolgozbek.com sitesinde bize katıl tuşuyla destek verebilirsiniz. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.